Mersin'de canlı olarak karaya vuran ancak yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayan nesli tükenme tehlikesi altındaki kısa yüzgeçli mako köpek balığı incelenmek üzere Deniz Müzesi'ne götürüldü. Merkez Yenişehir ilçesi Tece Mahallesi sahiline canlı köpek balığı vurdu. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşletme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Ayaz, köpek balığını yeniden denizle buluşturmak için yoğun çaba harcadı. İki kez dönüşe itilerek döndürülen balık yeniden kıyıya vururken bir süre sonra hayatını kaybetti. Nesli tükenme tehlikesi altında bulunan köpek balığı incelenmek üzere Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'ne götürüldü. Balıkla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Deniz Ayaz, bu köpek balığı türünün deniz ekosisteminde çok önemli rolleri olduğunu vurguladı ve en önemli rolünün regülasyon görevi olduğunu belirtti. Ayaz, eline olta alan herkesin denize çıkmaması gerektiğinin altını çizdi. Kısa yüzgeçli mako köpek balığı dediğimiz bir türün bireyini sahile vurduğunu gördük. Canlıydı. İki kez denizi tekrardan ittik ama hayvan tekrardan kıyıya çıktı. Aslında ağzında bucikçilerin kullandığı bu büyük bir olta vardı, saplanmıştı. Tabii biz bunu çıkarttıktan sonra tekrardan denedik suya göndermek için ama hayvan tekrardan kıyıya vurdu. Ekosistemde çok önemli rolleri var bu türlerin. Ekosistemdeki en önemli rolü regülasyon görevi. Yani altındaki popülasyonları dengede tutarlar. Her eline olta alanın hani denize çıkmaması gerekiyor. Çünkü bu türlerin neslini bizler tüketiyoruz. Denize bakar. Evet. Zaten geldi. Hani bak.